Yakışıklı Mehdi gelmesi gibi görünüyor ama aslında Allah'ın insanlara yeni bir hayat sunması o. Hayatı değiştirmesi Allah'ın. Yani Mehdi siz de yapar onu istese de aklın ihtiyarı kalkmaması için Mehdi'yi sebep ediyor. Mehdi Allah'ın herhangi bir kuludur. Yani asıl her şeyi hazırlayan Allah'tır. Şimdi bak İslam'ın hakim olması için 3500 yıldan beri Allah dünyayı hazırlıyor. 3500 yıldan. Mesela bak İstanbul Mehdi çıkacak diye fethedildi. Avrupa İstanbul'u asla asla ve asla vermez. Mehdi'den dolayı İstanbul verildi. Yani Hristiyan alem buna asla müsaade etmez. İstanbul'un süslenmesinin nedeni Mehdi'dir. Geçeceği yolları ecdat ağaçlandırmış. Geçeceği yerlere saraylar kurmuş, camileri yapmışlar. Sırf Mehdi gelecek diye. Hatta Hazreti Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetme konusunda çok ciddi tereddüte düştü. Fetih uzayınca Mehdi'nin hakim olacağı yere ben hakim olamayacağım belli. Allah'ın kaderini değiştiremem. Ben İstanbul'a atak yapmayayım dedi. Hocası Akşemseddin'e bu durumu bildirdi. Akşemseddin de söyledi, sen orayı mülk olarak alacaksın önce. Mehdi de manen fethedecek dedi. Yani senin almaman durumunda Mehdi çıkmaz dedi. Mehdi'nin çıkmasının şartı İstanbul'un alınmasıdır. Dolayısıyla Akşemseddin de ustadır yani, sanatçıdır. Ahşap işinden de anlar, duvar işinden de anlar. Öyle alim ya. Fatih Sultan Mehmet de öyleydi. O da sanatçıydı. Fatih Sultan Mehmet yani sıkı sanatçıdır. Ahşap işinden de anlar. Duvar işinden de anlar. Güzellikten anlar. Mutlaka alınacak dediler. Bizans'ın da haberi vardı alınacağından. Bakın bak çok önemli bu. Bizans İmparatoru'nun da haberi vardı İstanbul'un alınacağından. Yani o da haberliydi. Fatih Sultan Mehmet de haberliydi. Akşemseddin saat ve tarih verdi. Şu saatte şu gün alacaksın diye. Acayip sevindi Fatih Sultan Mehmet. Net konuştu Akşemseddin. Bayağı net konuştu. Hızır'la ahbap olan bir insandır Akşemseddin. Biliyorsunuz sahabelerin mezarların yerini bilen de odur. Akşemseddin'dir. Ebu Eyyub el-Ensari'nin mezarı bilinmiyordu biliyorsunuz. İstihareye yattı. Kazın dedi, burada dedi. Dediği yerde çıktı. Açıldı mezar. 1000 küsür sene geçmiş. 1400, 1300 küsür sene, 1300 küsür. Açılıyor. Ebu Eyyub el-Ensari'nin cesedi bozulmamış olarak bulundu. Bozulmamış, düzgün. Yani hatlarıyla düzgün. Yani dağılır ya ceset. Evet. Düzgün o şekilde. Bunu o devirde Fatih'in tarihçileri kayda aldılar. Yazılı kayıt, yani zabı tutuldu. Cesedin bozulmadığına dair kayıt var. Osmanlı tarihinde bu geçer, anlatılır. Tarihçiler anlatırlar. Dolayısıyla Fatih'i ikna etti Akşemseddin. Ama o ana kadar söylememişti. Son anda söyledi, yani mutlaka alacaksın dedi.
tarih de verdi. O anda aldı. Fatih Sultan Mehmet çok modern bir insan. Yani birçok geleneksel ona düşmandır. Yani heykele, resme falan karşı değildi. Yani modernliğine dair çok fazla alamet var da detaya girmiyorum. Müzikten çok hoşlanırdı. Musiki çok hoşuna giden bir şeydi. Çok kibar, nezaketli, görgülü, çok fazla yabancı dil bilen, nezih bir insandı. Yobazlar da şiddete karşıydı yani. Acayip gıcık uyuyordu yobazlarda. Dolayısıyla güzergahı da tam Mehdi'ye göre yapmıştır. Yani Çamlıca'daki camiye varıncaya kadar hepsi özeldir. Yani hepsi ilhamla Allah tarafından bildiriliyor. Özel olarak İstanbul gelin gibi hazırlanıyor Mehdi'ye. Daha da hazırlanacak. Akşemseddin diyor işte fetih olduğunda diyor surların üstünde gördüm diyor, oturuyordu diyor. Ve gayet sakin, savaş devam ediyordu diyor. Ama oturuyordu orada diyor. Surların üstünde, etrafa bakıyormuş. Gayet sakin. Kapı içeriden açıldı biliyorsunuz. Yani fetih anında. Bir kapı değil yani, bazı kapılar içeriden açıldı. Tabii içeride bayağı adam vardı yani fetih anında. Evet, dinliyorum.